Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 28 Haziran Salı. Küresel risk iştahı Salı gününe dengeli bir başlangıç yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri borsalarında 2 haftada %7 ila %10 arası yükselişler sonrasında bir miktar ilme kaybı görüyoruz. Asya'da ise Hong Kong hariç alıcılı bir seyir var. Biz de yatay bir açılış bekliyoruz. BDDK'nın Türk lirası kredilere yönelik kararı sonrasında, momentum kaybeden BİS'te tepki arayışları devam edebilir. Türkiye 5 yıllık CDS primi 770 bas puan civarında, Eurobond faizlerinde de gerileme görüyoruz. Fakat rakamlardaki bu iyileşmenin, Türk lirası varlıklara yönelik yapısal düzenlemelerden kaynaklanan kalıcı bir iyimserlik olmadığını, teknik pozisyon düzenlemelerinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu nedenle, volatilite devam edecektir. Borsa İstanbul cephesinde ise, Türk şirketleri gelecek 12 aya dair 4.3x tahmini fiyat kazanç oranı ile tarihi düşük seviyelerde ve 11.5x olan goyu ortalamasına göre %63 iskonto ile fiyatlanmaya devam ediyor. Bu iskontoyu hak ettiğimize inanmıyoruz ve biz de yukarı yönlü uzun vadeli ana trendin devamını bekliyoruz. BIST endeksinde kısa vadeli dirençler 2550, 2590, 2600 bölgesi ve 2685, destekler ise 2510 ve 2460, 2480 bölgesi. İçeride ajanda sakin, dışarıda Amerika Birleşik Devletleri toptan ve perakende satış stokları, konut fiyatları endeksi ve Conference Board Güven Endeksleri ile Richmond Fed imalat Endeksi takip edilecek. İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Liderler Zirvesi toplanıyor. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz. E